Merhabalar, malum yaz geldi. Araç kliması ile ilgili yaşadığımız sorunlar daha önemli hale geldi. Bugün klimanın az üfleme sorununa değineceğiz. Araç üzerinde 2-3 nokta yer göstereceğiz birazdan. Bu yerleri kontrol ederek ilk sorunlarını düzelttiğinizde üfleme 2 katına kadar daha şiddetli ve hava basıncı daha iyi bir duruma gelecektir. Hazırsanız videomuza başlayalım. Aracınızda klima fanı az üflüyorsa ilk kontrol etmeniz gereken yer polen filtresidir. Her araçta farklı yerde olur. Bazı araçlarda burada, bazı araçlarda motorun üst kısmında bir çekmece gibi kapak olur bu kapağın içinde. Yine bazı araçlarda da torpidonun arkasında torpidoyu sökmemiz gerekebiliyor. Torpido içerisinde bulunabiliyor. Polen filtresini şöyle çıkaralım. Gördüğünüz gibi polen filtresi temiz çünkü yeni değiştirmiştik bu araçta. Polen filtresinin tıkalı olması klimaya hava girişini kısıtlar, sınırlar. Bu da kaloriferin ve klimanın daha az üflemesine neden olur. Normal potansiyelinden daha az üflüyorsa, şiddetli üflemiyorsa ilk kontrol etmeniz gereken polen filtresidir. Polen filtrenin tıkalı olup olmadığını, gözeneklerin çok dolu olup olmadığını kontrol edin. Polen filtresini söktükten sonra üflemesine bakın. Eğer polen filtresini söktükten sonra üflemesi normale dönüyorsa sorunun kaynağı polen filtresi diyebiliriz. Peki diğer olasılıklar neler? Hemen onun için de araç içine geçelim. Önce şu polen filtresini bir tekrar yerine takalım. Polen filtresini taktık. Klimanız az üflüyorsa iç, motor, fan ve ızgaralara kadar olan bölge içerisinde bazı hava ve basınç kaçak bölgeleri olabilir. Bunlar da size ulaşan hava basıncının miktarını azaltacaktır. Peki bunlar neler? Ben şu kısmı söktüm. Daha önceden hemen hızlıca size göstermek için. Şurada gördüğünüz gibi klimanın ve kaloriferin hava kanallarını şurada görüyorsunuz. Bu hava kanallarına geçen kalorifer ızgarasını da şurada görüyorsunuz. Bu ızgaranın şu köşelerinde süngerler bulunur. Bu süngerler yıprandıkça, eskidikçe bu hava kanallarına tam olarak basmaz, oturmaz. Fan motorundan gelen basınçlı hava bu kısımlardan kaçaklara ve bu kaçaklarda basıncın yani üflenen hava miktarının azalmasına neden olur. Bunun süngerlerini piyasada bulmak çok zor. Bu yüzden ben bu araçta çift taraflı bantı iki tur sararak buraya bir izolasyon uygulamaya çalıştım. Bu şekilde şu gördüğünüz kanallara tam oturuyor ve buradan hava kaçışının tamamen önüne geçiyoruz diyebiliriz. Bu şekilde hava ızgaralarınızın hepsinin altındaki hava kanallarına geçiş bölgeleri kontrol edin. Kaymış, yerinden çıkmış, süngerleri yıpranmış olanları varsa bu hava kanalıyla ızgaranın tam birleşimi ve arasında hava kaçak kalmaması kaloriferinizin hava üfleme miktarını hissedilir şekilde arttıracaktır diyebiliriz. Hemen bunu da yerine takalım. Şu an yerine oturdu. Üçüncü yöntem kullanmadığınız bölgelerdeki hava kanallarını kapatmak. Çoğu araçta bu şekilde orta konsolun arka kısımlarında kalorifer ızgara çıkışları bulunur. Eğer arkada oturan yoksa bunları kapatın. Yine çoğu araçta torpidonun içinde şurada bir kapaklı torpido soğutucu bulunur. Bu torpido soğutucuların kapaklarını kapatarak mevcut havanın daha fazla yere bölünerek basıncının düşmesini engelleyerek ön kısma gelen hava miktarını arttırılmasını sağlayabilirsiniz. Sadece bu dediklerimiz, bu dediğim iki noktayı kapatsanız bile %30-%35 oranında daha basınçlı hava alırsınız. Bunlar küçük ölçekli değişimler değil. Bu dediklerimizi yaptıktan sonra üflenen hava miktarı bariz şekilde artacaktır diyebilirim. Bunun haricinde birkaç mekanik neden de var. Onları da masa başında birazdan anlatıyor olacağım. Araç üzerinde bu saydığımız yerlerin haricinde kalorifer ve klima fanının yani araç torpidosunun iç kısmında olan fanın ön kısmında sıcak üfleme yaptığı zaman, kalorifer peteği soğuk üfleme yaptığı zaman da klimanın peteği bulunur. Bu peteklere özellikle polen filtresi olmadan araç kullanıldıysa daha önce ya da polen filtresi tamamen sökülü şekilde araç kullandıysanız dışarıdan giren pislik, toz, yapraklar, özellikle ağaç yapraklarının klima sistemine dolması sık karşılaşılıyor. Çünkü park ettiğimiz yerlerden aşağı doğru düşen tohumlar, yapraklar klima peteğinin üstüne yapışıyor, hava geçişini engelleyebiliyor. Yani bu şekilde klimanın peteğinde ve radyatör peteğinde bir tıkanıklık varsa bu da havanın akış şiddetini, havanın üfleme şiddetini, buna terminolojide CFM deniliyor. CFM miktarını düşürür. Klimanın üfleme şiddetini, hava basıncını düşürecektir. Bunun haricinde fandaki bir arıza, fanın yüksek devirlere çıkamaması, fanın içinde pervanelerinin yani yapraklarının kırık olması,
birçok neden sayılabilir. Bunlar da yine havanın basınç şiddetini düşüren durumlar arasında sayabiliriz. Bazı araçlarda da özellikle ayağa, cama ve kendinize doğru klimaların biliyorsunuz yön ayarları vardır. Bu yön ayarları dijital klimalarda motorlu, manuel yani elle çevirdiğimiz düğmelerde de telli bir kontrole sahip mekanizmalardır diyebiliriz. Bu mekanizmada ya da mekanizmanın klepelerinde bir sorun varsa örnek olarak direkt ön tarafa ön peteklerden çıkacak şekilde ayarlasanız bile klepe tam kapanmayacak. Bu da havanın bir kısmının ayağa cama gitmesine neden olacak. Bu da yine hava akış miktarını düşüren arıza çeşitlerinden biri. Peki klapelerin ve bu sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Klimayı son devre getirip havayı direkt ön kalorifer ızgaralarından dışarı verecek şekilde ayarlayın. Ondan sonra alt kısım ve cam önü ızgaralarından hava çıkışı var mı yok mu elinizde kontrol edebilirsiniz. Eğer buralardan siz o yöne doğru ayarlamasanız bile oradan hala hava çıkışı varsa bu anlattığımız gibi eğer dijital klimaysa motorlarında, manuel klimaysa telli sisteminde ya da klapelerinde bir sorun var demektir. Bu da sizin kaloriferinizin ya da klimanızın az üflemesine neden olacak sorunlardan birini oluşturacaktır diyebiliriz. Hem bu konu üzerinde hem bu konudan bağımsız olarak aklınıza takılanlar olursa her zaman bizlere sorular sorabilirsiniz. Aşağıda bulunan yorum bölümünden sorularınızı bize hızlıca iletebilirsiniz. Sorduğunuz sorulara günlük olarak cevap vermeye gayret ediyoruz. Ama günde yüzlerce soru gelebiliyor. Günde yüzlerce soruda cevap önceliği her zaman abonelerden gelen sorularda oluyor. Bu yüzden hem bizlere destek olmak hem de daha az yanıtlar almak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.